Merhaba sevgili öğrenciler. Üçüncü temamız insanlar, yerler ve çevreler. Konumuz yerleşme ve seyahat özgürlüğü. Hazır olduğunuzu düşünerek dersimize başlayalım. Ülkemizdeki vatandaşlar beslenme, barınma, çalışma, eğlenme, eğitim ve benzeri amaçlarla kanunlara uymaları halinde ülke içinde istedikleri yere seyahat edebilir ve yerleşebilirler. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi madde 13 ve anayasamızın 23. maddesiyle bu hakkımız güvence altına alınmıştır. Şimdi sizlerle İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 13. maddesini paylaşmak istiyorum. Herkesin bir devletin toprakları üzerinde serbest dolaşma ve oturma hakkı vardır. Herkes kendi ülkesi de dahil olmak üzere herhangi bir ülkeden ayrılmak ve ülkesine yeniden dönmek hakkına sahiptir. Anayasamızın 23. maddesine bakalım. Herkes yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. Yerleşme hürriyeti, suç işlenmesini önlemek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarını korumak, seyahat hürriyeti, suç soruşturması ve kovuşturması sebebiyle ve suç işlenmesini önlemek amaçlarıyla kanunla sınırlandırılabilir. Evet sevgili öğrenciler, anlaşılacağı üzere hem insan hakları evrensel bildirgesi hem de anayasamız ile herkes yerleşme ve seyahat özgürlüğüne sahiptir ve bunlarla birlikte güvence altına alınmıştır. Az önce anayasamızın 23. maddesinden bahsederken bazı durumlardan yerleşme ve seyahat özgürlüğümüzün kısıtlanabileceği vurgusunu yaptık. İnsanlar istedikleri yere seyahat edebilme ve yerleşme hakkına sahiptir. Seyahat özgürlüğüne getirilecek kısıtlamalar yalnızca bu özgürlüğün kullanımına değil, bireyin çalışma, eğitim, sağlık alanlarındaki özgürlükleriyle sosyal, ekonomik hak ve özgürlüklerinin de kısıtlanmasına yol açabilir. Bu yüzden seyahat özgürlüğünün kısıtlanması diğer özgürlüklerimizi de etkileyebilir. Hadi gelin şimdi yerleşme ve seyahat hürriyetimizin kısıtlandığı durumlara bakalım. Kamu mallarını korumak amacıyla yerleşme hürriyetimiz sınırlandırılabilir. Bazı bölgeler vardır sevgili öğrenciler. Buralara seyahat edebiliriz fakat yerleşemeyiz. Mesela milli parklar, tarihi mekanlar, sit alanları gibi. Sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek için yerleşme ve seyahat özgürlüğümüz kısıtlanabilir. Nüfusun yoğun olduğu yerlerde insanlar belirli bir bölgeye yoğunlaştığında bu durum çarpık kentleşmeye ve gecekondulaşmaya sebep olabilir. Sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek amacıyla yerleşme hürriyetimiz kısıtlanabilir. Veya salgın hastalık bölgelerine girmek, bu bölgelerden çıkmak. Örneğin güncel olarak koronavirüs salgınından dolayı tedbir anlamında bazı şehirlere giriş ve çıkışlar engellenmiş durumdadır. Hakkında soruşturma ve kovuşturma olan kişiler suç şüphesinin bulunduğu durumlarda suçun işlendiği izleniminde Cumhuriyet Savcısının yaptığı araştırma işlemi soruşturmadır. Kovuşturma nedir? Soruşturma neticesinde şüpheli hakkında ceza davasının açılmasıyla başlayan yargılama sürecidir. Ve olağanüstü durumlarda devlet vatandaşları korumak için yerleşme ve seyahat özgürlüğü kısıtlanabilir. Mesela çok şiddetli bir doğal afet yaşanırsa, tehlikeli salgınlar veya ağır ekonomik bunalımlar gibi olağanüstü durumlardan bahsediyoruz. İki tane önemli notumuz var burada. Vatandaşlar kanuni bir gerekçe olmadan sınır dışı edilemez ya da ülkeye giriş hakkında yoksun bırakılamaz. Az önce bahsettiğimiz gibi yerleşme özgürlüğü kapsamında bazı yerler vardır. Biz bu yerlere seyahat edebiliriz fakat yerleşemeyiz. Neresi buralar? Devlet arazisi, tarihi alanlar, milli parklar ve sit alanları. Devlet arazisine yerleşemeyiz. Mülkiyeti hazineye ait bulunan arazilerdir. Tarihi alanlara yerleşemeyiz. Örnek verelim tarihi alanlarımıza. İstanbul Sultanahmet Camii, Ayasofya Müzesi gibi veya İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı olan Efes Antik Kenti gibi, Trabzon'daki Süveyla Manastırı gibi, Antalya'daki Aspendos Antik Kenti gibi yerler önemli tarihi alanlarımızdandır.
Yine aynı şekilde milli parklara yerleşemeyiz. Kültürel kaynak değerleriyle koruma, dinlenme, turizm alanlarına sahip tabiat parçalarıdır. Mesela Kuş Cenneti Milli Parkı'nı görüyoruz burada Balıkesir'de bulunan. Veya Osmaniye Karatepe Aslantaş Milli Parkı, Bursa Uludağ Milli Parkı, Bolu Yedigöller Milli Parkı, Isparta Kovala Gölü Milli Parkı'nı bunlara örnek verebiliriz. Yine aynı şekilde sit alanlarına yerleşemeyiz. Korunması gereken pek çok doğal değer vardır. Ve bu değerlere sahip çıkmak kültür mirası açısından da çok önemlidir. Ve bu alanlara sit alanı denmektedir. Örneğin Adana Tuzla Gölü doğal sit alanı veya Şekerpınar'ı doğal sit alanı, Yerköprü doğal oluşumlarını buna örnek verebiliriz. Sevgili öğrenciler, son bir bilgi paylaşmak istiyorum sizlerle. Son yıllarda farklı coğrafyalarda savaşların olması insanları etkilemektedir. Güvenli ve yaşanabilecek yerler arayan insanlar farklı ülkelere sığınmacı olarak göç etmeye çalışmışlardır. Bu durum dünyada milyonlarca mültecinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Mülteci nedir? Savaş sebebiyle başka ülkeye sığınan kişi. Ve bu durumdan en çok çocuklar etkilenmektedir maalesef. Türkiye birçok mülteciye yardımcı olmuş ve bugün ülkemizde milyonlarca mülteci vardır sevgili öğrenciler. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.